Gel bakalım Selena. Bu hafta çok ilginç gelişmeler var. İlginç gelişmeler mi? Bu hafta kötülük açık bir arayla iyiliği geçip fark atmış durumda. Nasıl olur bu? Evet, oldukça enteresan. Hades başlangıçtan beri hiçbir hafta böyle bir skora ulaşamamıştı. İyiliğin 5 katı kötülük yapılmış. 5 katı mı? Bu imkansız. Bir yanlışlık olmasın? Hayır, yanlışlık yok. Yüce Onos, böyle bir şey imkansız. Hades beni nasıl 5 kat geçebilir? Oh be, yine iyi çalıştım bu hafta. Merhaba Yüce Onos. Merhaba Demeter. Naber Teber? Selena, boyun mu uzadı senin, ne oldu? Birleşmeden mi gelmişim Ütopya'ya? Aa, bu da ne? Bu ne demek oluyor Hades? Derhal bana bir açıklama yapmalısın. Açıklayayım Yüce Onos da... ben bu arkadaşı tanımıyorum. Kim bu ya? İlk defa görüyorum. İşte geldim, buradayım. Ben kötülükte ustayım. Ne olmuş buna böyle? Çoğaldıkça çoğalıyor, kendini bölmüş. Mesele şimdi anlaşılıyor. Hades. Daha fazla kötülük yapmak için kendini bölmüş. Yüce Onos, biz aslında birleşecektik ama böyle gelelim dedik daha sempatik olur diye. Yani hepimiz birimiz için aslında. Ya bir el atsanız da birleşsek Teber. Hadi be, ne olur. İstersen sana yardım edebilirim Hades. Seni tamamen ortadan kaldırırım. Böylece hiçbir problemin kalmaz. Bir dakika ya. Kendini bölerek çoğaltmak yasak değil ya. Evet. Kendini bölerek çoğalmak yasak değil. Ama yaptığın kötülükleri de ben 5'e böleceğim. Ütopya'da adalet kurnazlıkla yürümüyor. Burası dünya değil. Bu duruma göre bu haftanın galibi Selena. Tebrikler Selena. Kahretsin. Bu kadar çalıştık, mücadele ettik be. Bizim de bir emeğimiz var. Emeğe saygı nerede? Konuşma be Selena. Bakma be. Hades, niye üzülüyorsun? Bak ne güzel, Pamuk Prenses'le 7 çiçeler gibi olmuştuk. Gel buraya. Konuşma be. Benim pek keyfim yok, tamam mı? Leyla abla. Efendim Nazlıcığım. İp atlama oynayalım. Sen tek başına oynasan. Ya of ya, ikiniz benimle oynamıyorsunuz ki. Nazlıcığım, hani daha önce böyle sandalyelerin ayaklarına falan bağlıyordun ya, yine öyle yapsan. Ya of ya, hiçbir şey yapmayacağım, böyle yapacağım. Sen bizden küçüksün Nazlı. Biz bu oyunları çok önce oynamıştık. Ben küçük değilim. Nazlıcığım, sonra oynarız, tamam mı? Ya siz oynamıyorsunuz ki. Selin, iyi misin? İyi olmadığımı da nereden çıkardın? Sen ne zaman böyle tırnaklarını yesen kesin bir derdin var demektir. Of ya, Ozan'ı çok özledim. Güzel, en azından dert edecek bir sorunun var. Sen neye sıkıldın böyle? Bir şeye sıkıldığımı da nereden çıkardın? Ne zaman bu şekilde üflesen ve bu kadar çok elbise denesen bir şey var demektir. Sorun da zaten bir şey olmaması. Olan bir şey yüzünden değil. Nasıl yani? Ya bak, senin bir Ozan'ın var. Yani bir erkek arkadaşın var. Ama benim niye yok? Selam kızlar. Merhaba. Nasıl gidiyor bakalım? Senin ablanlar benimle ip atlamıyor. Nazlıcığım,
Ben hemen bu sorununu çözebilirim. Yoksa sen mi benimle ip atlayacaksın? Hayır ama sana oynayacak arkadaşlar bulabilirim. Nerede? Kapının önünde seni bekliyorlar. Papucu yarım, çık dışarıya oynayalım. Nazlı, papucu yarım, çık dışarıya oynayalım. Süpersin. Hadi koş. Evet. Gelelim size kızlar. Selena, sence ben güzel miyim? Tabii ki Leyla'cığım. Hem de çok güzelsin. İyi de o zaman benim niye bir erkek arkadaşım yok? Aslıcığım bunları mı yiyeceksin kahvaltıda? Sorma hayatım. Uyanır uyanmaz canım böyle mide dolma istedi. Yanında dedim şu kalbura bastı tatlısından şahane olur. Onun yanına da yeşil biberle turşu çok yakışır diye düşündüm. Ekremciğim galiba bebeğimiz erkek olacak. İnşallah. Bak aklıma ne geldi biliyor musun? Eğer çocuğumuz erkek olursa ona rahmetli kardeşimin ismini koyalım. Ne dersin? Derim Ekrem. Ne münasebet canım? Yani rahmetli kardeşin rahmetli oldu gitti zaten çocuklarını başımıza musallat etti ama... ...şimdi de çocuğumuzun başına mı musallat edeceksin onu? Ama Aslı'cığım... Ay başım. Midem hep senin yüzünden bak. Tamam sakin ol. Daha çok vaktimiz var. Hadi afiyet olsun. Neyse. Hayatım aslında ben birkaç tane isim düşündüm bebeğimize. Öyle mi? Neymiş bu isimle? Buldum. Aslı Hanım kahvaltı için istediğiniz pamuk şekeri zar zor da olsa buldum. İyi canım. Ne yapayım? Koy şöyle. Niye gözüme sokuyorsun? Yerim sonra. Neyse hayatım. Ne diyordum? Bebek için isim buldum diyorum birkaç tane. Mesela bak. Kubertay. Sonra Cuburalp. Sonra Burtabur. Nasıl? Aslı Hanım bunları söylemeye insanın dili dönmez. Şöyle... Hıdır, Şehruz, Ekkeş gibi isimler olaydı kolay söylenenlerden. Çok fena rencide edeceğim seni müstesna. Sana ne canım? Çocuğumun ismini sana mı soracağım? Allah Allah. Görüyorsun değil mi Ekremciğim? Babamı evden kaçırdığı yetmiyormuş gibi. Şimdi de doğmamış çocuğumu karnımdan kaçıracak. Yok Aslı Hanım. Ben size yardım olsun diye şey ettiydim. İstemiyorum canım yardım filan. Sana soran ne oldu? Allah Allah. Çık dışarı. Suç bende ki aklı veriyorum. Allah'ım sen geçilerim. Hala. Tamam Aslı'cığım sinirlenme. Sen yemeğine daha aylar var. Beraber oturur konuşur buluruz. Hadi afiyet olsun. Neyse canım. Ben kendim düşünüp taşınıp bulurum isim. Sizin bulduğunuz saçma sapan isimlere ihtiyacım yok benim. Homurcan nasıl? Ne? Süper. Hazır anneler evde yokken kesin ev partisi veriyoruz Dilara. Ya annemler evde parti verdiğimizi öğrenirse? Ay öğrenmezler. Ozan'ı da çağırırız partiye. Ay süper olacak Dilara. Bütün okul senden bahsedecek. Kızım bir düşünsene karizmayı. Okul gazetesinin manşetinde sen olacaksın. Dilara'nın ev partisi. Adını kokuyor. Babam beni keser kıvılcım ya. O parti Ozan'ı Selin'den kurtarmam için tek şansım. Ya bu partiyi yaparız ya da sen istersen o arkadaşlık yap he? Tamam veriyoruz partiyi. Madem bu kadar ısrar ediyorsun gelirim tabii Dilara'cığım. Hadi öptüm canım benim hazırlanmam lazım. Allah! Ozan'ı da çağırıyoruz partiye. Partiye. Bravo! Bravo Kıvılcım. Hep senin gibi bir kızım olsun isterdim biliyor musun? Biraz deli dolu ama kötü ve onca çaba. Neyse canım. Selinleri de çağırsana partiye. Tabii ya. Ben bunu daha önce niye düşünemedim? Neden acaba? Öyle kötü şeyler yapmalıyım ki herkesin içinde küçük düşmeliler. Yaşasın kötülük. Yaşasın kötülük. Kötülük. Yaşasın kötülük. Kötülük. Selena. Thank you.
Eğlendin mi? Evet. Leyla'cığım anlaştık değil mi? Artık üzülmek yok. Anlaştık. Şöyle yüzün gülsün biraz. Teşekkürler. Evet, Kıvılcım geliyor. Kızlar, ben hemen kayboluyorum. Görüşürüz. Siz kime sallıyorsunuz? Biz mi? Biz şeye sallıyoruz ya, şeye. Leyla kime sallıyoruz biz? Biz mi? Biz şeye sallıyorduk. Ha? Keremcem'e. Keremcem'e mi? Evet. Yani duvardaki Keremcem posterine. Değil mi kızlar? Ya ya. Evet, her gün el sallarız. Vah zavallılar. Koldukları yetmiyor, şimdi bir de kafayı üşütmüşler. Neyse, bilin bakalım ben size ne söylemeye geldim. Ne kadar olduğumuzu mu? Bu evde fazlalık olduğumuzu mu? Bizden nefret ettiğini mi? Güzel tahminlerdi. Ama ben Dilara'nın sizi pijama partisine çağırdığını söylemeye geldim. Pijama partisi mi? Bizi de mi? Gerçekten mi? Evet, Dilara çok ısrar etti kızlar da gelsin diye. Gelecek misiniz? Evet, geleceğiz. Saat kaçta? 3'te. Ben yardım etmek için erken gideceğim. 3'te. Aa, tamam o zaman biz de erken gelebiliriz yardım etmek için. Yok yok, siz 3'te orada olun yeter. Tamam o zaman. Sağ ol Kıvılcım. Ne demek? Ne olsanız ara sıra eğlenmek sizin de hakkınız değil mi? Yalnız pijamalarınızla gelmeyi unutmayın. Peki pijamalarımızı alıp orada giyinsek? Olmaz. Yani herkes pijamalarıyla gelecek. Yoksa giremezsiniz. Bakın ben bile böyle gideceğim. İyi. Ha, tamam o zaman. Biz de pijamalarımızla geliriz. Tamam o zaman görüşürüz. Görüşürüz. Ha Kıvılcım. Efendim? Şimdi bu partiye sınıftaki herkes katılıyor değil mi? Merak etme Ozan da gelecek. Ozan da gelecek ve senin pijamalarla maymun oluşunu görecek. Neyse ben de şu pijamaları çıkarayım da gideyim artık. Selena, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok bekletmedin değil mi? Yok, bekletmedin. Ama ben seni bir an önce görebilmek için sabırsızlandım. Seni çok özledim. Ben de. İşte bu yüzden sana vermek istediğim bir şey var. Bana mı? Evet. Bunu sana aldım. Teşekkür ederim. Ne bu? Aç bak. Telefon bu. Evet. Nasıl, beğendin mi? Niye aldın bunu? Tabii ki seni özlediğim zamanlarda sesini duyabilmek için. Evet, sesini duyabilmek için. Ne gerek vardı? Ne gerek var olur mu hiç? Bazen ortadan bir kayboluyorsun. Sana ulaşabileceğim hiç kimse, hiçbir şey bulamıyorum. Çok çaresiz kalıyorum. Ya, demek bana ulaşabilmek için aldın. Evet. Senden ayrı kaldığımın birinci saniyesinden itibaren seni diller gibi özlüyorum. Benim bu telefona ihtiyacım yok ki. Ben istediğim zaman istediğim yerde olabiliyorum zaten. Şimdi bu telefonla ne yapacağız bakalım? Çağırdıysan o zaman nasıl tavlamayı planlıyorsun Kıvılcım? Uyandırdın iyi oldu. Ben hiç farkında değildim. Yani arkadaşlar ne içindir? Saçmalamak için olmadı. Kesin Dilara. Kızım akıllı ol biraz. 10 senedir bizimle takılıyorsun. Ya bir iki numara öğren en azından. Ben söyleyeyim mi? Amaç Selin'i Ozan'ın önünde rezil etmek. Yanlışsam düzelt Kıvılcım. Gayet doğru İrem Sucuğum. Yani kızlar evde pijama partisi var dedim. Onlar pijamalarıyla geldiklerinde bizim üstümüzde kişi kıyafetleri görünce... He anladım. Kızlar o kadar fakir ki partiye pijamayla gelecekler. Ay süper plan. Bir de anlamasan ne olacak kim bilir. Hadi git bize makyaj malzemelerimizi getir. İyi de benim makyaj malzemem yok ki. Annenin de mi yok? Allah aşkına Dilara neden düşünmek yerine konuşmayı tercih ediyorsun? Hadi Ozan'ın karşısına güzel çıkmak istiyorum. Hadi hadi hadi.
Yeni yılda dilediğim bütün dilekler bugün gerçek olacak. Hadi biz de cipsleri, çizikleri falan ayarlayalım. Biz derken? Yani ben. Güzel. Bugünün prensesi ben olacağım. Yani o üç kül kedisi pijamalarıyla geldiklerinde Ozan'ın kimi seçeceğini hepimiz göreceğiz. Göreceğiz. Parfüm bana da versene Leyla. Oldu. Hepimiz aynı kokalım istersen. Aa, sen benim kremimi kullanırken iyi oluyor ama. Aman hemen de yüzüme vur. Hem ben bütün gün Ozan'a yakındıracağım. Doğru. Benim yanımda kimse olmayacak değil mi? O yüzden parfüme de ihtiyacım yok. Öyle demek istemediğimi biliyorsun Leyla. Sen de bu sıralar çok alıngan oldun ama. Neyse boş ver. Senin de moralini bozmayayım. İstesen de bozamazsın zaten. Yok canım. Ben hazır yanında salmışım. Nazlıcığım çok güzel olmuşsun da neden bu kadar güzel olmuşsun? Sen bizimle gelemezsin ki. Ben de gelmek istiyorum. Nazlıcığım ama bu senin için uygun bir parti değil ki. Daha önce ben siz hiçbir yere gitmezdiniz. Ben oyun da oynamadınız. Artık siz beni sevmiyorsunuz. Nazlı? Niye bu aralar herkes alıngan oldu ya? Kim alıngan olmuş canım? Al işte. Şaka şaka. Ben onunla konuşurum, moralini düzeltirim. Nasılım? Pijamaların içindeki bir kız ne kadar güzel olabilirse sen de o kadar güzelsin Leyla'cığım. Ben ne diyeceğim? Sen partiye git. Ben de Nazlı ile evde oturayım. Olmaz öyle şey. Niye? Sen zaten bütün gün Ozan'ın yanında duracaksın. Hem Nazlı da yalnız kalmamış olur. Leyla saçmalıyorsun. Orada bir sürü insan olacak. Bütün arkadaşlarımız. Hadi Zülfikar abi ağaç oldu aşağıda. Güzel miyim? Çok güzelsin Leyla'cığım, hadi. Şimdi sen bu hayat üzerinden neden vur 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 kalbine? Bir gün ben de çıkarım karşına elbette. Kızcığım. Efendim Ozan. Selin de partiye gelecek demiştin değil mi? Merak etme, birazdan burada olur. Tamam, peki sağ ol. Pardon, birazdan Selin'le pijamaları burada olur diyecektim. Say, Selin'ler nerede kaldı? Evet, neden geciktiler acaba? O ben size söylemeyi unuttum değil mi? Onlar partiye bir saat geç gelecekler. Niye? Niye olacak? Parti saatini bir saat geç söyledim. Üçüne de mi? Evet. Yani toplam 3 saat geç gelecekler öyle mi? Of Dilara, saçmalama ya. Sen niye geç söyledin parti saatini? Niye olacak? Onlar pijamalarıyla geldiklerinde daha çok kişiye rezil olsunlar diye. Şimdi sen bu hayat yüzünden neden vur 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 kalbime? Bir gün ben de çıkarım karşına elbette, yıkarım seni de. Oho kızlar, ne bu ya, daha giyinmemişsiniz hadi. Giyindik. Zülfikar abi pijama partisine gidiyoruz, orada herkes böyle olacak. Allah Allah, daha neler duyacağız acaba? Nazlı nerede? Tabii ki Nazlı'yı götüremiyoruz. Yaş küçük diye. Ha, desene benim prenses evde yalnız kalacak. Biz de çok üzüldük ama ne yapalım? Olsun, ben bir ara onu Luna Park'a falan çıkarırım, gönlünü alırım. Hadi ben arabayı getiriyorum, birazdan çıkarsın. Çok heyecanlıyım Leyla. Ben de ama senin kadar olamam tabii. Niye? Partide erkek arkadaşıyla buluşacak olan ben değilim de ondan. Öyle deme Leyla ya. Hem belli olmaz. Belki seni biri dansa davet edebilir. Vallahi ben de bu şans varken pijama partisinde olsa olsa Gaffur'la tanışıp Cakkıdı dansını yapardım. Hadi çıkalım. Kimse beni sevmiyor işte. Herkes küçüksün diyor. Ben küçük değilim. Tam 8 yaşındayım. Sen aşkım yoksun yanımda. Hadi kızcığım, değil mi? Hadi kızım, deli misin? Sen aşkım yoksun yanımda. Ozan, benimle dans eder misin? Ne olur lütfen hadi. Sağ ol kızcığım ama ilk dans Selin'le ayırmayı düşünüyorum. Ne
Ne diyecek? İlk dansı senin yanıma ayırmış beyefendi. Siz de ikinci danstan başlasaydınız. Of Dilara ya. Ama görür o. Sen efendisi Seyhan'ın pijamalarıyla rezil olunca gelip kendi dans etmek isteyecek benimle. Görürsünüz. Ya kızlar ben yalnız bu şeyi anlamadım ha. Neyi Zülfikar abi? Bu Kıvılcım'la arkadaşları sizi niye çağırıyor o partiye? Pijama partisi miydi neydi? Biz de şaşırdık ama kötülük yapmaktan yoruldular herhalde. Evet, bence de artık kötülükten hiçbir şey elde edemeyeceklerini anladılar. Belki de bizimle arkadaş olmak istiyorlardır. Ya tamam, iyi söylüyorsunuz da bence yine de her şey hazırlıklı olun ha. Gözünüz kulağınız açık olsun. Ne olabilir ki? En fazla vazgeçtik deyip almazlar bizi içeri Okan'a. Evet, ona da alışkınız ne de olsa. İyi tamam, öyle olsun. Hah, geldik zaten, burasıydı değil mi? Kızlar, saat tam 6'da buradayım ha, ona göre. Geldiler galiba. Onur! Arkadaşlar toplanabilir miyiz? Partimizin onur konukları geldi. Ama şimdi sessiz oluyoruz ve saklanıyoruz. Çünkü kendilerine sürpriz yapacağız. Hadi saklanın. Onur konukları mı? Hadi şimdi saklanın. Zaten girsenize. Bir dakika. Siz niye daha pijamalarınızı giymediniz? Sürpriz! Arkadaşlar bakın Dilara partiye palyaço çağırmış. Hoş geldiniz palyaçolar. Aa bunlar palyaço değil. Bak Hüseyin'in burada Leyla. Kıvılcım hani pijama partisiydi bu parti? Aa bir pijama partisi Selim. Bu da nereden çıktı? Sen öyle dedin ya Kıvılcım. Aa ben mi dedim? Hiç de bile ben size en şık kıyafetlerinizi giyin gelin dedim. Siz de zaten öyle yapmışsınız. Ozan bak gördün mü Selim'in en şık kıyafetini? Kıvılcım saçmalığının farkında mısın? Belli ki bir yanlış anlaşılma olmuş. Evet bence de yanlış anlaşılma oldu. Yani senin için yanlış bir seçim oldu. Anlaşıldı değil mi? Kızlar yalnız pijamalarınız çok güzel ya. Evet nereden aldınız? Nereden olacak Sarıyer pazarından. Arkadaşlar buna da şükredelim. Böyle ayıcıklı ayıcıklı pijamalar da giyebilirlerdi. Ya Kıvılcım ne istiyorsunuz bizden? Çok bir şey değil. Haddinizi bilseniz yeter. Böyle şahane bir partiye yakışmayacağınızı bilmeniz gerekirdi kızlar. Hadi gidelim. Aa nereye? Bari bir sütümüzü yeseydiniz. Daha karpuz keseceğiz kızlar. Selim. Allah hayatta bırakmam. Tam parti daha yeni başlıyor. Hem Dilara ya ayıp olur. Evet ulan bırak gitsin onlar. Zaten uykuları gelmişler. Of ya inanmıyorum nasıl da dalga geçtiler bizimle. Kıvılcım'a inanmakla hata ettik. Of şu halimize bak. Kendimi daha önce hiç bu kadar kötü hissetmedim. Keşke bir şeyler yapıp onları gününü gösterebilsek. Hadi. Alın hadi. Al
Bu hiç olmaz. Bu olur. Bunu giyince büyük olacağım. Yo yo Selena. Selam kızlar. Merhaba Selena. Pijamalarla sokakta ne yapıyorsunuz? Kandırıldık. Bizimle dalga geçtiler. Bir dakika, bir dakika. Nasıl kandırıldınız? Kim dalga geçti? Anlatın bakayım. Kumulcum bizi bir partiye çağırdı, pijama partisi diye. Biz de böyle gördüğün gibi pijamalarımızı giyip gittik. Ama parti pijama partisi falan değilmiş. Dalga geçtiler bizimle. Kızlar bu çok kötü olmuş. Moralimiz çok bozuk ama belki sen bize yardım edebilirsin. Bilmem. Belki yardım edebilirim. Mesela size partinin en güzel kıyafetli kızları yapabilirim. Selena'nın siyeli gardırobuna gidiyoruz kızlar. Evet kızlar, işte Selena'nın sihirli gardırobuna geldik. Bence çok az vaktimiz var. Hemen kıyafetleri denemeye başlayalım. Tamam Selena. Hazır mısınız? Evet. Çok güzel. Nasıl oluştu şurada? Gördünüz değil mi? Hele de Selin Hanım. Nasıl eridi, nasıl mahcup oldu odanın karşısında? Herhalde artık yıllardır, hatta senelerce pijama giymezler. Neyse, ben de gideyim de odanı teselli edeyim bari. Canım, senin bu iyilikseverliğin, bu yardımseverliğin bir gün beni öldürecek. Ay çok safsın İremsu. Kıvılcım dalga geçiyor. Teselli etmek için değil, Ozan'ı dansa kaldırmak için gidiyor. Ederim Ozan. Canım? Ederim diyorum. Niye dersin Kıvılcım? Ay neye edeceğim canım? Bu dansı sana lütfederim. Öyle desene. Vallahi hiç dans havamlı değilim Kıvılcım. Ay ilahi Ozan. Dans etmek için illa hava durumunu mu takip etmemiz gerekiyor? Yani altı üstü bir dans. Kıracak mısın beni? Arkadaşım dans. Evet arkadaşça bir dans. Hem bak Dilara çok üzülüyor. Benim partimde kimse dans etmiyor diye. Tamam peki. Pardon, bir dans edebilir miyiz? Ay edebilirsiniz tabii. İşte o günden partim olup keyfinize bakın. Ne oldu Ceyhun? Kabul etmedi mi? Kız salak çıktı oğlum, ne yapayım? Ya seni kabul etmediyse kesin salaktır. Oğlum siz dalga geçirin. Ben bugün bu partiden bir kız tavlayacağım. Bu garanti. Nesini isterseniz girelim iddiaya. Ceyhun, bizi abartacağım diye rahatsız ediyorsun kızları. Farkında mısın? Erdem, sus. İddiaya giriyorsan gir. Girmiyorsan da seyret de kız tavlamayı öğren be abi. Çok güzel oldu. Bence kıyafetler tamam kızlar. Ama daha bitmedi. Sıra saçlarda. Kızlar çok güzel oldunuz. Kimse gözlerini sizden alamayacak. Bir de benden size sürpriz olsun. Şimdi sihirli kokular geliyor. Evet, bence geç kalmadan gidelim kızlar. Bir dakika, son halinizi görmek ister misiniz? Evet, isteriz. Tamam o zaman. Nasıl olduk acaba? Evet güzel kız, bu şekilde daha da güzel oldun. Ayna benimle konuştu. Evet, sihirli aynama güvenebilirsin. O güzel oldun diyorsa emin ol çok güzel olmuşsundur. Evet kızlar, artık gidebiliriz. Hazır mıyız? Hazırız.
şimdi küçük desinler de görelim. Onlar orada dans ediyorsa ben de burada dans ederim. Topunu kırdım. Ne yapacağım ben şimdi? Evet kızlar, işte geldik. Hazır mısınız? Çok teşekkürler Selena. Evet, benden bu kadar kızlar. Bu sizin partiniz. Bizi yalnız göndermeyeceksin değil mi? E tatlım, Selin yanında. Hem bana ihtiyacınız yok ki, sadece bir parti. Lütfen. 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 Tamam kızlar, o zaman siz biraz alışıncaya kadar dururum, tamam mı? Zili çalıyorum. Kızlar demek ki bayağı güzel olmuşsunuz. İyi de partiye giremedikten sonra hiçbir anlamı yok bunun. O zaman biz de anlam kazandırırız. Ay teşekkür ederim Fitnoşcuğum. Ay kusura bakma, sana da zahmet oldu ama ne yapayım, biliyorsun hamileyim. Canım birden böyle brokoli suyu çekti. Aa, ne demek canım, hiç önemli değil. 350 milyona aldığım yeni katı meyve sıkacağıyla 2 dakikada sıkıverdim. Artık hiçbir şey zor değil. Yavaş, çocuk uyuyor Fitnoş. Ay çok özür dilerim. Artık hiçbir şey zor değil diyordum. Olur mu Fitnoş'cum? Bazı şeyler var ki parayla pulla öyle satın alamıyorsun. Çok zor gerçekten. Aa, neymiş o zor şey? Mesela düşünüyoruz, taşınıyoruz, delireceğiz ama içimize sinen bir isim bulamadık bebeğimize daha. Ben buldum. Erkek olursa muhakkak ismini Burak koymalısın. Bence Burak dünyanın en güzel ismidir. Ah. Evet yani, fena değil Burak, fena değil de birkaç tane seçeneğimiz olsun, aralarından bir tanesini seçelim istiyoruz. Burak biraz şey gibi, hani Burak hani kurbağa gibi değil mi? Ne kadar esprilisin canım, Allah'tan hamilesin. Bak o da kolay. Ne yapacağız biliyor musun? Şu bağış defterinden bir isim bulacağız. Niye diyecek olursan, bizim okuldaki çocukların hepsinin ailesi son derece kaliteli ve zengindir. Dolayısıyla çocukların isimleri de pek bir şıkırtılı, böyle janjanlı oluyor ya. Buradan bulacağız. Alemsin Fitnoş'cum. Bunu yanında mı taşıyorsun sen? Aa, kesinlikle. Her gece yatmadan evvel ben bunu okurum. Zira bu borsa gibi yükselip yükselip alçalıyor. Gelişmelere bakıyorum. Ay dur, kağıt kalem çıkartayım da o zaman not edeyim, unuturum ben. Bak. Buna bayılırım. Zaten babasında demircilik fabrikaları var. Boratcan. Boratcan. Ooo, bağışa bak. Bağış çok iyi. Yumrutay. Şu bağışa bak, yumru yumru. Aa, şıpır. Şıpıra ne dersin? Şıpır. Hı? Evet, şıpır şıpır. Aa, şey var bak. Ötüberk, Ötüberk. Ay, geçen seneki maaş geldi de aklıma. Hürbükan nasıl? Hürbükan. Hürbükan. Ha, güzel de durdu.
Kıvılcım, bunlar seninkiler değil mi? Ama çok güzel olmuşlar. Susun biraz ya. Siz nereden aldınız bu kıyafetleri? Nereden olacak? Pijamalarımızı aldığımız yerden Kıvılcım. Yani Sarıyer pazarından. Selin, ne kadar büyüleyici olduğunun farkında mısın? Teşekkür ederim. Sonra konuşuruz. Hadi o zaman biz dansımıza devam edelim. Teşekkür ederim Kıvılcım ama izin verirsen bu sefer benim için anlamı olan biriyle dans etmek istiyorum. Tabii partinin prensesi bunu isterse. Ah tüh, yani müzik seti bozuldu. Ne yani? Sen şimdi o mavi gözlü kızı tavlayabilir misin? Herhalde oğlum, çocuk oyuncağı. İki tatlı söz, bir dans teklifi. Sonra da çıkmaya başlarız. Hadi o zaman, var mısın iddiaya? Tamam varım. Ceyhun yeter artık ya. Bırakın salaklık yapmayı. Ayıp be. Ne o Erdem? Sen ne beğendin yoksa o kızı? Ne alakası var ya? Kızla oynamaya hakkınız var mı? Erdem sus da seyret. Belki bir şeyler öğrenirsin. Parti nasıl gidiyor? Çok iyi. De biraz şu tarafa çekilir misin Selena? Tabii tatlım, niye? Şuradaki yakışıklı çocukla bakışıyoruz da. Hadi bakalım, kimmiş bu yakışıklı? Bak, şuradaki lila gömlekli çocuk. Gerçekten çok yakışıklı. Leyla'cığım, bence pek de yakışıklı sayılmaz. Aa, niye öyle diyorsun Selena? Bence gayet yakışıklı. Yani sen daha iyilerine layıksın. Geliyor. Merhaba. Ben Ceyhun. Ben de Leyla. Hazır elini uzatmışken dans edebilir miyiz? Aa, olmaz. Leyla'cığım, biz çok önemli bir şey konuşacaktık. Ne konuşacağız? Yani sonra konuşsak? Olmaz, acil durum çok önemli. Peki o zaman, daha sonra belki. Ne bu kadar önemli olan şey? Ne oldu? Selin'le Ozan ne kadar yakışıyorlar değil mi? Nasıl yani? Bunu mu söyleyecektin? Oğlum, ben ne yapacağım şimdi? Kılıcım benim yaptığımı öğrenirse beni evden attıracak. Ben sokaklarda yalnız başıma ne yaparım? Na 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 Selena, Selena, Selena. Selena. Beni abartma ve hiçbir şey söyleme. Selena'ya da dinleteyim bu şarkıyı. Sesi duyuyor musun? Çok yakınlardan bir yerden geliyor ama. Daha ne diye ettik. Efendim? Selam canım. Bulunduğun yer bayağı gürültülü galiba. Duyabiliyor musun beni? Sana bir şarkı dinletecektim ama sen açıncaya kadar bitti bile. Evet, bulunduğum yer biraz gürültülü. Neyse, bak ne diyeceğim. Hadi gel, buluşup sinemaya gidelim. Çok güzel filmler var. Ya aslında çok gelmek isterdim ama şu an işim var, gelemem. İşin mi var? Ya ben de sinemaya gidebiliriz diye düşünmüştüm. Sonra gideriz canım, olmaz mı? Neyse, ben şimdi kapatıyorum, görüşürüz. Dur, nereden kapatıyordun? Kırmızı tuştan. Neyse, görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Selena, neden bırakacağının yanına gitmedin?
Anladığım kadarıyla seni bir yere çağırdı. Leyla'cığım parti çok hoşuma gitti. Kalayım dedim. Hem Burak'ı her zaman görürüm değil mi? Ne oldu? Serena galiba benimle ilgilenen çocuğa aşık oldu. Baksana. Görüşmememiz için elinden gelen her şeyi yapıyor. Saçmalama Leyla ya. Serena ne yapsın seninle ilgilenen çocuğu? Hem yok Burak hocayı seviyor. İçeri Dilara. Ama ben of inanmıyorum ya. Okulun bütün erkekleri onlara konuşuyor. Ama ben sus Dilara sus. Çok sinirliyim. Kimin fikriydi onları çağırmak? Senin. Benim fikrim. Benim fikrim diye git hemen kapıyı aç. Allah Allah. Çatıdan atla desem atlayacak mısın? Çok güzel olmuşlar ama değil mi? Oldu. Git bir de tebrik et istersen. Doğru olur mu ki? Ya git Dilara git. Git bak bakayım ben salonda mıyım. Tamam sen nasıl istersen. Allah Allah ya. Ne yapmalıyım? Kimse bana bakmıyor. Kötülük bugünler içindir güzel kızım benim. Hadi git kurtul onlardan. Hadi, hadi. Tabii ya. Siz Kıvılcım'ı daha tanımadınız. Görürsünüz. Bu nasıl sevda? Diyorsun ki elveda. Ben sensiz delirim aşk okan. İyi ki geldiniz Selin. Sen olmasan da gelirdim. Gelir miydin? Evet. Sen ne de olsa dans edecek birilerini buluyorsun her zaman. Kıvılcım biliyorsun işte. Sen de biliyorsun ve bu yüzden daha fazla dikkat etmen lazım. Tamam kusura bakma özür dilerim. Ayrıca buraya seni çok özlediğim için geldim. Ben de seni çok özledim. Hadi kızlar bu kadar yeter. Ne demek bu kadar yeter? Dilara sizi evde istemiyor ve buradan gitmenizi istiyor değil mi? Evet. Ne oluyor burada Selin? Sanırım beni burada istemiyorlar. Biz de istenmediğimiz yerde kalmayız zaten. Neyse kızlar. Madem istemiyorlar gideriz biz de o zaman. Madem istenmiyoruz gidelim Selin. Uzan sen kalabilirsin. Seninle hiçbir problemimiz yok. Bak Kıvılcım eğer Selin'le bir problemi varsa benimle de bir problemi var demektir. Bu yüzden size iyi eğlenceler. Gitmesin. Benim yüzümden sizin de eğlenceniz mahvoldu. Sende ne alakası var canım? Hem Kıvılcım sadece kıskançlığından yapıyor bunu. Bir de gülüyorlardı. Neyse kızlar biz gidelim hadi. Bu arada Dilara'nın anne ve babası tatilden erken dönünce hala gülüyor olacaklar mı çok merak ediyorum. Onlar İstanbul dışına çıkmamışlar mıydı? Belki de daha çıkmamışlardır. Neyse hadi siz gidin ben de geliyorum. Görüşürüz o zaman. Bakalım ailesi nerede? Abi. 60 liralık kurşunsuz. Dilara ne yaptı acaba? Bir arasana şimdi. Aman Şahin kontrol mü ediyorsunuz beni diye surat yapar şimdi. Doğru. Kıvılcımlarla ders çalışacak zaten merak etme. Nasıl olsa birazdan görürsünüz kızınızın ne kadar güzel ders çalıştığını. Şimdi onları eve göndermek için bir sebep bulmam lazım. Buldum. Cüzdanım sende mi? Ay yok ayol bende ne arası? Ya olamaz ya evde unutmuşum. Geri dönüp almamız lazım. O kadar yolu geri mi döneceğiz şimdi? Ne yapalım hayatım? Kimlikler, ehliyet kartları hepsi evde kalmış.
Dönüp almamız gerekiyor. O da doğru. Neyse sen 60 lira ver de benzinin parasını ödeyelim. Tamam. İyi günler. Siz hele bir yola çıkın da nasıl olsa göz açıp kapayıncaya kadar evde olmuş olursunuz. Allah Allah. Çiğdem, yol çok çabuk geçti gibi geldi mi sana da? Vallahi ben de uyudum galiba. Neyse, sen belki de ben bir cüzdanımı alıp geleyim. Bence siz de eve çıkın Çiğdem Hanım. Ay dur bir dakika, ben de bir kıza bakayım. Evet, sanırım parti bitti. Game over. Anne, baba, siz ne yapıyorsunuz burada? Sorma kızım, baban cüzdanını evde... Dilara, ne iş var bu insanların bizim evimizde? Anne, ben arkadaşlarımı çağırmıştım, ders çalışıyordum da. Çiğdem teyze! Şahin amca. Aferin Dilara, aferin. Ya baba. Hani ders çalışacaktınız? Bu kadar zibidinin ne işi var burada? Baba yapma ne olur, rezil olacağım bütün okula. Herkes dışarı. Hadi parti bitmiştir. Hadi. Baba ya. Herkes dışarı dedim. Gidin kendi evinizde parti yapın. Abi ya ailesinden bile izin almamış. Yürüyün ya. Baba ya. Evin haline bak. Ahıra dönmüş. Hadi İrem çocuğum biz de gidelim hadi. Hayır. Gelin bakayım kızlar siz buraya. Gelin. Madem bu evi birlikte bu hale getirdiniz. Şimdi de birlikte temizleyeceksiniz. Ama Çiğdem teyze. Yoksa... Anneni arar, her şeyi anlatırım Kıvılcım. Tamam, biz temizleriz. Önce bardakları, tabakları alıyorsunuz. Ondan sonra evin her yerine silip süpürüyorsunuz. Her şeyi yıkıyorsunuz. Hadi bakayım, hadi, 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 hadi. Neredeyse unutuyordum. Selena, Selena, Selena. Selena. Ay ben yine bunun içine girecek ayaklarım. Ay ne güzel yeni bir bebe gelecek. Ev değişecek. Bambaşka bir ev olacak. Kolay gelsin Müslüman. Sağ olun Ekrem Bey. Bir şey istediydiniz de unuttum mu? Yok yok biraz midem ekşidi de süt içeyim dedim. Isıtayım ben isterseniz. Yok canım hiç gerek yok ben alırım. Ayrıca senin işin gücün çok baksana. Zülfikar'a atkı falan mı? O sizin bebeğe. Vadik. Bebeğe mi? Peki daha çok erken değil mi müstesna? Asıl içimden geldi. Baksanıza buna böyle dokununca bile içim bir hoş oluyor. Rengi nasıl? Ben de başka yün var değiştireyim isterseniz yok, beğenmezseniz. Yok 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 çok beğendim. Çok beğendim eline sağlık. Teşekkür ederim. Selena çok teşekkürler ya. Zaten parti kıyafetleriyle buraya gelemezdik. Of ya pasta nerede kaldı? Selena hemen getirsene sihirle. Leyla'cığım sakin ol. Birazdan gelir pastalar. Hem öyle her şey sihirli olmaz değil mi Selena? Evet Leyla'cığım ablan doğru söylüyor. Geldi. Leyla sakin ol boğulacaksın. Teşekkürler. Aa, Ceyhunlar geldi. Selin ne kadar yakışıklı, ne kadar karizmatik değil mi? Bilmem sen öyle diyorsan öyledir. Bence kesin öyle. Değil mi Selena? Leyla'cığım, bence aslına bakarsan pek de öyle sayılmaz. Ay, acaba o da beni beğeniyor mudur? El salladı. Kızlar,
Ben bir lavaboya kadar gidiyorum. Selam sık, ne haber? Bizden uzak dur. Biz dedin ki, benim zaten o ufaklıklarla işim olmaz. Ben seni istiyorum bebek. Saçmalıyorsun ama. Olabilir, saçmalayabilirim. Saçmalamayı severim. Hatta birlikte saçmalayabiliriz. Buluşalım mı? Tamam. Buluşalım. Yarın. Tamam. Yarın bu kafede saat 3'te. Tamam. Yarın işte görüşürüz o zaman. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Selena, Ceyhun'la ne konuştunuz? Hiç. Yani şey, bana şey sordu. Neyi? Saati. Hayret, kolumda saat vardı ama bozuktu herhalde, değil mi? Ben anlamam, tamam mı böcekler? Artık harçlıklarınızı mı biriktirirsiniz? Yoksa erkek arkadaşınızdan borç mu dilenirsiniz bilmem. Ama ben bu ayakkabının yenisini istiyorum, tamam mı? Nazlıcığım, ne işin vardı senin o ayakkabıyla? Ya ne yapayım? Ben küçüğüm diye siz beni aranızda almadınız. Ben de bilmek için o kıyafetleri giydim. Nazlıcığım, güzel kardeşim benim. Elbise ve ayakkabıyla nasıl büyüyebilirsin ki? Neyse, şimdi daha önemli bir sorunumuz var. Ya bu ayakkabı çok pahalıdır. Nasıl alacağım yenisini? Bu demek oluyor ki Selena'yı çağıracağız. Selena mı? Tabii ki. Bu durumda başka ne yapabiliriz ki? Ama ya kızarsa? Nazlıcığım, şu anda öncelikli sorunumuz ayakkabının tamir olması. Ayrıca kızma meselesine gelince bu konuyu sonra seninle özel olarak konuşacağız Nazlıcığım. Leyla gelsene. Leyla hadi. Abla dedim sen yardım et. Selena. Selam kızlar. Selena, yardımına ihtiyacımız var. Ne oldu? Nazlı, Kıvılcım'ın ayakkabısının topuğunu kırmış. Eğer yenisini almazsak bize şikayet edecekmiş. Bu çok pahalı. Ver bir de ben bakayım ayakkabıya. İşte sana sapasağlam bir ayakkabı. Harikasın Selena. Oh. Nereye? Kılıcıma ayakkabılarını götüreceğim. Hadi bakalım. Gir. Kılıcım abla. Ne oldu? Eğer yalvarmaya geldiysen hiç boşuna uğraşma. Ayakkabı mı istiyorum? Bence yeni ayakkabıya gerek yok. Allah Allah. Ona ben karar veririm canım. Ama ya sağlamsa? Ne demek sağlamsa? Gösterdim mi ben sana? Aa! Ne oldu buna? Tahmin ettim. He, uyduruk bir yapıştırıcıyla tutturup yırtacağını sandın değil mi? Yo, dene istiyorsan. Bu nasıl olur ya? Çık şuradan. Thank you.
be? Görüşürüz kızım abla. Selena. Selin, sence Selena o çocukla görüşmemi niye istemedi? Onun bir bildiği vardır. Ya bana engel oldu ama sonra gitti kendisi konuştu Ceyhun'la. Ne yani? Ya bence Selena o çocuktan hoşlandı ve benim onunla görüşmemi istemiyor. Selena Burak Hoca'yı seviyor. Bence Selena beni kıskanıyor. Neyse, biz artık yatalım sen daha fazla saçmalamadan. Siz yatın. Benim uykum yok. Her şey düzelecek. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Haşlanmış armutum. Canım insan yarım saatte bir armutu haşlayamaz mı? Getirdim aslanım. Koy şöyle. Koydum aslanım. Ne bekliyorsun hala tepende? Çık git canım. Aslanım, patik. Bebeğinizi ördüm. İyi, koy şöyle. Aslanım, ne renk olsun, ne kadar olsun, nasıl olsun diye en az 15-20 kez söktüm, bir daha yaptım. Sabaha kadar uyuyamadım, bununla uğraştım. Ne yapayım müstesna? Alkış mı bekliyorsun? Koy şöyle dedim işte. Aa, patikler bitmiş. Eline sağlık müstesna. Çok güzel olmuş bak. Beğendiğinize sevindim Ekrem Bey. Çok beğendim. Çok şeker olmuş canım. Eline sağlık. Hayatım, abartmıyor musun biraz? Ha? Altı üstü patik canım, 50 gram ip bile gitmemiştir buna. Olur mu Aslı'cığım? Bunlar bizim bebeğimizin ilk kişisel eşyaları. Üstelik el emeği, göz nuru. Allah sizden razı olsun Ekrem Bey. Bebeğinize başka şeyler de öğreneceğim ben. İnşallah, inşallah. İzninizle. Canım abi. Allah Allah. Kim geldi acaba? Kim o? Selena bugün saat 3'te Koza Kafe diye bir yerde genç bir çocukla buluşacak. İyiliğinizi isteyen bir dost. Getirdim. Starsın. Abla, benim ne zaman erkek arkadaşım olacak? Daha bunun için çok erken Nazlı. Bizim sınıfta Mehmet var. Sen çok şirinsin dedi bana. Şirinsin çünkü. Yani beni seviyor mu? Bence bunu seninle sor çünkü o bu konularda daha uzman. Sadece sana iltifat etmiş Nazlıcığım. Leyla, bu öğlen neredeydin? Niye sordun?
Normalde bir yere giderken bana haber verirdin de o yüzden. Hiç, öyle dolaştım. Nerede dolaştın? Allah Allah, yürüdüm işte. Merhaba kızlar. Merhaba Selena. Sana da merhaba Leyla'cığım. Anlaşılan bu odada soğuk rüzgarlar esiyor. Nedenini öğrenebilir miyim? Aynaya bakarsan kendine güzel bir sebep bulabilirsin Selena. Bir gün beni anlayacağını umuyorum. Ama maalesef o gün bugün değil. Tamam, anlaşıldı. Ben gitsem iyi olacak kızlar. Daha yeni geldin. Ben zaten iyi misiniz diye bakmaya gelmiştim ama iyi değilmişsiniz. Sonra görüşürüz artık. Leyla, lütfen konuştuklarını biraz dikkat et. Ne varmış konuşmamda? Sen ne olduğunu gayet iyi biliyorsun. Ayrıca Selena hakkında çok yanılıyorsun. Selena sadece senin mutlu olmanı istiyor. Senin yüzünden Selena'yı kaybetmek istemiyorum. Ben de Selena yüzünden Ceyhun'u kaybetmek istemiyorum. Acaba Selena beni denemek için bir çeşit oyun mu oynuyor? Of. Ya yazılanlar doğruysa? Tabii ya. Belki de dün bu yüzden görüşmek istemedi benimle. Benim kalemim. Onunla hayatım sonuna kadar sürecek romanlar yazmaya hazırım ben. Ceyhun, bu kızlar kötü insanlar değil. Onlarla oynama. Aha, doğrucu Davut yine iş başında abi. Yine sağ kolumun üstünden inmişsin sen. İyilik meleğim. Sen nasıl olsa hep sol kolun üstündekini dinlersin Ceyhun. Erdem, arıza çıkarma oğlum. Birazdan kız gelecek. Ceyhun haklı. Eğer o tarz bir insan olmasaydı buraya Ceyhun'la buluşmaya gelmezdi. Kusura bakmayın. Ben bu hikayede olmak istemiyorum. O zaman git. Kırmızı başlıklı kız masalında oyna abi sen. Hadi. Sen bilirsin. Bu kafayla çok acı çeker bu Erdem. Bırak şimdi Erdem'i oğlum. Hayatın gerçek Erdem'i burada. Bak, seninle çok açık ve net konuşacağım çocuk. Çocuk mu? Son sevgilin senden biraz daha olgundu. Ama yaş olarak değil. Leyla'dan uzak duracaksın. Leyla benim umurumda değil. Ben sana daha yakın olmak istiyorum. Balım. Ben senin balın falan değilim, bu bir. Eğer Leyla'dan uzak durmazsan bir daha bal falan yapamazsın, bu da iki. Gördün mü hemen? Yabani bir at gibi. Bir daha bunu yapma. Sinirlenme balım. Emin ol, şu anda sinirli değilim. Sadece seni uyarmaya geldim. Başarmadın değil. Bizden uzak dur. Böyle hatunlara bayılıyorum be abi. Nereye gidiyor bu ya? Pardon. Evet. Ben Ceyhun'un arkadaşıyım. Evet, ne istiyorsun? Ben sandığın gibi biri değilim. Bu arada ismim Erdem. Eğer Ceyhun'la arkadaşlık yapabiliyorsan emin ol sandığım gibi birisindir. Ben Ceyhun adına sizden özür dilemeye geldim. Böyle olmasının nedeni tamamen ailesi. Tek çocuk, şımarık büyütmüşler. Baştaki sorum hala geçerli. Ne istiyorsun? Sadece özür dilemek. Bence özrü benden değil, Leyla'dan dilemen gerekiyor. Ama ben çekinirim. Bayanlarla pek konuşamam. Benle konuşuyorsun ya. Siz farklısınız. Benden büyüksünüz. Ablam gibi konuşuyorum sizinle. Benim bir ablam var. Sen utangaç biri misin? Biraz evet. Ama aramızda. Tamam. Neyse, şimdi konumuz bu değil. Sen Leyla'dan özür dilemek istiyor musun? Evet. Onunla konuşabilmem için güzel bir fırsat olur. Tamam o zaman. Ben sana Leyla'nın numarasını vereceğim. Arayıp her şeyi ona açıklarsan eminim seni geri çevirmeyecek. Çok sağ ol.
Al. Görüşürüz. Geldim, geldim. Benim keçiler yine hatta gitti. Telefona geldim diyor. Alo, buyurun. Hakkar Malikanesi. İyi günler. Leyla'yla görüşebilir miyim? Evet de yavrum. Kimdeyim? Erdem ben. Tamam, Leyla. Ha, seni arıyorlar. Kim? Erdem diye bir çocuk. Tamam. Alo? Leyla merhaba. Erdem ben. Ceyhun'un arkadaşı. Ha evet. Ne oldu? Niye aradın? Ceyhun'la ilgili bir konu konuşmamız lazım. Ceyhun'la ilgili konuşacak hiçbir şeyim yok. Ama eğer çok istiyorsan ki Selena'ya anlatacaklarını. Eminim o dinlemeyi çok ister. Bak zaten ben de bu konuda konuşacaktım. Ne konuda? Telefonda olmaz. Yüz yüze konuşsak. Yarım saat vaktin yok mu? Tamam olur. Nerede? Tamam. Yarım saat sonra oradayım. Görüşürüz. Selena. Merhaba hayatım, nasılsın? Burada ne işin var? ben Burak Bey'i aramıştım. Yanlış mı oldu? Bir dakika. Bu sinirinin özel bir sebebi mi var? Yoksa spor olsun diye mi yapıyorsunuz Burak Bey? Burak Bey dedim, dikkat edersen. Ben genelde mesafeli olduğum insanlarla bey diye konuşurum da. Ondan. Bence genelde kafe köşelerinde bir çocukla el ele tutuşan kızın kız arkadaşım olduğunu düşündüğümde böyle bir adam olurum. Kusura bakma. Böyle notlar almaya alışık değilim. Bundan sonra alıştırmaya çalışırım kendime. Kim verdi bunu? Aç bak. İyiliğimi isteyen bir dost. Evet. Bir açıklama bekliyorum. Açıklama yapmamı gerektirecek bir şey yapmadım. Notu kimin yazdığını biliyorum. Kimmiş? Söyleyemem şu an. Ama emin ol, seni incitecek hiçbir şey yapmadım. Bu mu açıklaman? Elimde bir not var. Tamam. Bu notun yanlış olduğuna kendimi inandırıyorum. Notu yalanlamak için kafeye gidiyorum ve sevdiğim kızı bir çocukla el ele tutuşurken görüyorum. Ve sen de beni incitecek bir şey yapmadım diyorsun. Burak! Hayatım, bak her şeyin mantıklı bir açıklaması var. Her şeyi öğreneceksin. Sadece bana biraz zaman tanı. Eğer bana mantıklı bir açıklama yapmazsan bol bol zaman olacak, merak etme. İnanmıyorum ya. Nasıl yani? Ceyhun iddiaya girdiği için mi benimle ilgileniyormuş? Evet. Selena da Ceyhun'un niyetini anladığı için sırf sen üzülme diye onu konuşmaya geldim. Yani Selena ile Ceyhun arasında? Tabii ki bir şey yok. O sadece seni korumak, üzülmeni engellemek istedi. İyi de sen Ceyhun'un arkadaşısın. Niye bunları bana anlatıyorsun? Birincisi, bu yaptıklarından sonra Ceyhun'la arkadaşlığımı sorgulamaya karar verdim. İkincisi, değil arkadaşım, kardeşim bile olsa birinin senin gibi tatlı bir kızı üzmesine izin veremezdim. Teşekkür ederim. Bence öncelikle teşekkür etmen gereken kişi Selena. Seni böyle sevip koruduğu için. Ben sonra teşekkür etmem gerekirken kötülük yaptım. Efendim? Yok bir şey.
böyle bir şey nasıl yapabildin Leyla? Ya biliyorum, çok salam. Her şeyi mahvettim. Selena bir daha benimle konuşmayacak. Böyle bir şey Selena'ya nasıl yaparsın, hala inanamıyorum. Ya ben ona zarar vermek istemedim. Selena hakkında böyle bir şey nasıl düşünebilirsin? Ya düşündüm işte. Ya Burak Hoca'ya da o notu vermemeliydim. Günaydın. O çocukla konuşmaya benim için gitmiş. Of, bir daha Selena'nın yüzüne nasıl bakacağım? Of, çok salağım ben. Ne yapacağını gerçekten ben de çok merak ediyorum Leyla. Dua et de Burak Hoca ile senin yüzünden kavga etmesinler. Evet Selena, bir açıklama bekliyorum. Burak, üstüme gelme lütfen. Kusura bakma ama Selena, erkek arkadaşın olarak o çocukla niye buluştuğunu bilmek hakkım. Tabii eğer hala erkek arkadaşınsam. O ne demek şimdi? Tabii ki erkek arkadaşımsın. O zaman soruma verecek bir cevabın olmalı. Gerçekten o kadar önemli bir şey değil diyorum ya. Önemli bir şey olmasa böyle bir not almazdım. Belli ki bu notu yazan kişinin de bu konuyla bir ilgisi var. Burak. Ve sen de bu notu kimin yazdığını bildiğin halde bana söylemiyorsun. Burak, gerçekten düşündüğün gibi bir şey yok ki ortada. O zaman söyle de ne düşünmem gerektiğini öğreneyim. Söyleyemem. Ya inan söyleyemem. Niye konuşmuyorsun? Sen de kızgınsın bana. Selena'yı düşünüyorum sadece. Uf, hatırladıkça kendimden utanıyorum. Şimdi ne yapacağım ben? Bilmiyorum. Bir şey yap ve kendini affettir. Bence hemen gidip bu hatanı düzelt. Evet, sanırım en doğrusu bu. Bu rezilliğe ben sebep oldum. Ben düzeltmeliyim. Nasıl yani? Sırf notu yazanın kim olduğunu söylemediğim için her şeyi bitirecek misin? Evet Selena. Saklanacak bir şeyin olduğu ilişki, ilişki değildir. Kusura bakma. Çıkarken kapıyı çekersin. Peki Burak. Gidiyorum. Yalnız şunu unutma. Bir ilişkide sadakat kadar güven de önemlidir. Leyla. İyi günler öğretmenim. Senin ne işin var burada? Size önemli bir şey söylemem gerekiyor. Tabii, gel. Neymiş o söyleyeceğin çok önemli şey? Öğretmenim, Selena'nın biriyle buluşacağı yazılı bir not buldunuz mu? Evet. Umarım yazılanları ciddiye almadınız. Nasıl yani? Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum ama o notu ben yazmıştım. Sen mi yazdın? Ama niye? Ben
Yani uzun hikaye ama özetle Selena o çocukla benim üzülmeme engel olmak için buluştu. Ya. Ben sonunda kıskanıp aptalca şeyler yaptım. Ve şimdi çok acı çekiyorsun. Evet. Selena'ya bu nottan bahsetmeseniz yani olur mu? Sanırım artık bu konuda yapacak bir şey yok. Nasıl yani? Selena ile biraz önce ayrıldık. Ayrıldınız mı? Evet. Ona notu kimin yazdığını sordum. O da söylemek istemedi. Ben de o zaman bu ilişki biter dedim. Ve ayrıldık. Olamaz. Ben ne kadar da aptal bir insanım. Selena beni nasıl affedecek? Asıl ben kendimi nasıl affettireceğim? Leyla? Selena? Selena! Seni buraya girerken gördüm. Selena, gerçekten çok özür dilerim. Beni affedebilecek misin? Gel buraya. Tabii ki de affedeceğim. Ama bir daha ablayı kıskanmak yok, söz mü? Söz. Hazır af çıkmışken ben de bu aftan yararlanabilir miyim? Seni affedemem. Bana güvenmedin.